Efendim ruhumuzu güzelleştirmeye <laughs> geldi Aynur güzel <laughs> Evet. Evet, teşekkür ederim. Bugün Yine seyircilerimizden e, şunu rica ettim. Siz sorun, Aynur Hanım cevaplasın dedim. Hay hay. Bunun için, e, bunun için ne yapmanız gerekiyor? Sosyal medya hesaplarımızı getirelim şöyle ekrana. Gelsin sosyal medya hesaplarımız. Benim Instagram'ım Nur Viral, Aynur Gün. Instagram adresi Aynur Akgün. Gün, official. official. Hayatta her şey var TV. Her yerden yazabilirsiniz bize. Evet. Şimdi sizi ilk defa tanıyanlar için soruyorum. Buyurun. Metafizik uzmanı nedir? Ruhu dediniz ya, ruhu güzelleştiren demek. İç sıkıntılarımızı, dışarıdan bize gelen bir takım negatif enerjileri... ...ya da doğuş anında gökyüzü ve aile karmamızdan aldığımız negatifleri bir metafizikçi pozitif çevirebilir. Evet. Sevgili Aysel sormuş. Bir insanın bana iyi gelmediğini bildiğim halde vazgeçemiyorum. Beni ona bağlayan bir şey var gibi hissediyorum. Bunun nedeni ve çözümü nedir demiş. Aslında bu soru birçoğumuzu ilgilendiriyor. Bir ilişki içerisindesiniz. Aslında adam ya da kadın sizi mutsuz ediyor. Fakat o ilişkiden kopamıyorsunuz gibi bir şey değil mi bu doğru, soru? Doğru. Doğru <laughs> söylüyorsun. Ne yapmamız gerekiyor çözümü nedir? Peki hemen söylüyorum. Önce e, geçmiş karmasını çok iyi bilmesi lazım. Yani yaralı bir kalbi eğer geride bıraktıysa atalarımız bizim bugün mutlu olmamız mümkün değil. Ve biz tercih ederiz ve biz seçerek onu buluruz. Yani bizi mutsuz edecek, bizi acıtacak, bizi aşağıya çekecek insanı ararız ve buluruz. Çünkü anne karnında bunu gördük. Dışlanmayı gördü annemiz, sevilmemeyi gördü annemiz, çevresi tarafından utandı, saklandı, hamileliğini bile örtbas etmeye çalıştı. Bu bilinçle dünyaya geldik ve bunu biliyoruz. E eşleşme olarak gideriz, annemizin yaşadığı travmayı yaşayabileceğimiz birini seçeriz. Dolayısıyla geçmiş bağlardan kopmak lazım. Peki bu geçmiş bağlardan kopmak evet. neyle oluyor? Bu aile dizimi dediğiniz şeyle mi? Şimdi ya da aile, başka aile, önemli evet, aile etkenler dizimi var mı? tamam Nur Hanım harikasınız. Bu işte çok iyi biliyorsunuz. Aile dizilimi dediğimiz geçmiş kök çakralarımızı gidebildiğimiz kadar geriye götürüp oradan kusturarak veya kazı yaparak dışarıya çıkarmak sırlarımızı. Bunu bir metafizikçi yapar. Ve eğer burada bir rahatsızlık var ise o kişi gider kendini mutsuz edeni bulur. O kişi gider kendini değersiz hissettireni bulur. Çünkü onu tanıyor. Başka bir şey tanımıyor yani. Doğru. Dolayısıyla bunları tedavi etmek için bunu hissetti. Mutlaka arınması lazım. Şimdi bu evet. soru o kadar güzel ki Ayhan Bey sormuş. Elimi neye atsam diyor. Ne iş yapmaya çalışsam bütün kapılar suratıma kapanıyor. Ah. Hiçbir ah, işim rast gitmiyor. Ah, ne yapmam lazım? Bak bu da çok önemli ah, bir soru. Ah, çok güncel bir soru. Belki günde 10 tane, 20 tane bu anlamda soru geliyor. Hocam oğlum üniversiteyi bitirdi. Çok güzel okullarda okudu. Ama, ama, ama evde evet, bir sigara parası bile bulamıyor. Ne yapmamız lazım? Ya ne da yapmam? ya da tam tersi, e, duygusal anlamda Hiçbir e, mutluluğa ulaşamıyorum. Ulaşamıyor yani ben anneyim ne yapabilirim? Bana şunu soruyor ne okuyabilirim, ne yapabilirim? Ben evladıma nasıl faydalı olabilirim? Seyirci ne güzel sorular ya, soruyor. İnanın o kadar böyle. Çok bir tatlısınız. Gün, bir gün böyle gelip ziyaret etseniz beni o içler acısı dram dolu arayışlara bir tanık olsanız. Diyorum ki evladınız için yapabileceğiniz bir anne ve baba olarak... Eğer evladınızın bu dar ve düçar haline şahit olduysanız mutlaka siz kapı çalın bir yetim, bir öksüz, bir dul, ekmeği kalemi olmayan bir çocuğu mutlaka sevindirin. Onların hayır hasanet dualarını alın. Çünkü bu şu anlama geliyor. Yine e, dönüyorum diş etkenleri ya evladınıza bir nazar uğramıştır ya diş etkenlerden geçmiş dönemlerde bir şey yapılmıştır ya da büyük bir beddua almıştır atalarınız. Elinizi neye uzatsanız taş olsun diye. Onun için bunların yolunu kesmek için mutlaka hayır hasanet, hayır dua almakta fayda var. Bir de tabii geçmiş karmayı hep söylüyorum. Temizlemek lazım Nurhan Hanım. Evet. Buyur. Şimdi bir seyircimiz sormuş. Dediniz ya elimi neye atsam evet, kuruyor. Evet. Oğlum çalışıyor Nur Hanım. Para kazanıyor. Ama diyor hayrını görmüyor. Para biriktiremiyor. Yani para bir elden geliyor, diğer elden evet, gidiyor. Evet bereketi Bunun yok için demek Bunun ne yapmak istiyor. lazım? Beriketi, ben bugün bere mesela kendi kendime bir şey yaptım. <gülüyor> <gülüyor> biz konuştuk. Bak para gelsin diye benim sihirli sayılarım. Emre gösterelim mi? 520 mi? 520. Görmeden söyledim. <laughs> yazdım buraya. 5 <laughs> ve sabah 11 kere söyledim. 520. Geldi 5, 2, -0. mi? Daha yeni yazdım ya. <laughs> Bakacağım inşallah gelecek. <laughs> evet rakamların tabii ki çok büyük etkisi var. Günlerin çok büyük etkisi var. Gökyüzü dizilimlerinin çok büyük etkisi var rızkla alakalı. Doğru. Doğru söylüyorsunuz. Ama bu böyle günde bir milyon kere 5-2-0 diyerek kimse zengin olmamıştır. Kimseye de para yağmamıştır. <laughs> Ama rakamların diziliminin gerçekten bir sihiri var. 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 Kesinlikle var. Bereket için ne yapmak lazım? Ben kazanıyorum param yetmiyor. Ben kazanıyorum ama arkamı dönüyorum. Hiçbir şeyim yok gibi. İşte blokajlarınız var diyorum. Yani burada Aynur hep kendi reklamını yapıyor. Blokajın e var. Öyle oluyor ama. Reklam değil bu, Bilginizi paylaşıyorsunuz. Ama bana gelin diyorum ya. Blokajınız var. Ama işte olay oraya gidiyor. <laughs> Ama bir şey de söyleyebilirsiniz mesela bize. Evde ne yapabilirsiniz bunun evet, için? Evet, tabii. Yani hani size gelmeden önce yapılacak bir şey var mı? Tabii. Tabii blokajınız var anlamına geliyordur. Bu blokajı aşmak için sizin 1 milyon tane dua okumanız ya da 5 2 0 demeniz çok işe yaramaz. Bu blokajdan kurtulmanız lazım. Ama Hayatın akışı içerisinde eğer böyle bir bereketsizlik varsa evinizde maydanoz yetiştirin. Mutlaka tezgahınızın üstünde taze maydanoz olsun. E, mistik alemde kuru soğan paradır. Tezgahınızın üstüne kuru soğan koyun. Temiz kabuklarıyla ama. Hmm. evet paradır. Sarımsak var benim tezgahımda. Evet. Sarımsak da olur mu? Paradır. Yani mistik alem e, bilgisi icra edenler çok iyi bilirler. Kuru soğan o alemin parasıdır. Dolayısıyla tezgahımızda bir demet maydanozun olması, kuru soğanın olması, sarımsak çok şık kaplarda tabii poşette değil. Böyle onları severek, okşayarak bunları tezgahta tutmak hem negatif enerjiye iyi gelir hem de paranız artar para biriktiremeyenler için evet. parasını çoğaltmak evet, isteyenler için gerçekten böyle bir şey var ama birine evet. bakıyorsunuz mesela 1 lira kazanıyor evet. ama o 1 lirayı arttırıyor mal mülk sahibi oluyor ama diğer tarafta başka birine bakıyorsunuz 10 lira kazanıyor ama bir elden gelip bir elden gidiyor. Onlar doğalmış. Anne baba duası çok önemlidir. Bir insanın arkasından eğer bir anne ve bir baba ve ata memnun ve ona dua ediyorsa onun zaten sırtı yere gelmez ama annemiz yok vefat etmiş babamızı hiç tanımadık arkamızdan da dua edenimiz yok ne yapacağız o zaman işte bilenin kapısını çalacağız. Peki şimdi bu soru da çok önemli bir Buyurun. soru Buyurun. Ee, özellikle burada ilişkisinde hani istediği mutluluğu yakalayamayanlar varsa bir adamla bir kadınla tanışıyorsunuz <laughs> evet. o sizi böyle göklere çıkartıyor ilk ee, önce narsiz. İlişki her şey çok güzel her şey harika gidiyor <laughs> soru şu. Tanıştığım kişiler bana çok ilgili davranıyorlar ama hiçbir açıklama yapmadan hayatımdan çıkıyorlar. Bu da beni aşırı üzüyor. Çözüm olarak ne yapmam gerekiyor? Tamam. Şimdi bu tür, e, anlatım narsist bir insanı anlatıyor. Bu önce göklere çıkarıp sonra yerlere bırakmak bu bir karaktersizlik. Hasta yani. kişilik. Tabii karaktersizlik yani. Hasta bir kişilik. Onun için seçişlerimizi bütün evrendeki varlıkların üstünde yarattı bizi yaratan. Yani insan fevkalde donanımlı. Önce tercihlerini çok doğru yapmalı kiminle yol yürüyeceğini. Aşık oldum, seviyorum ne ol, öyle değil işte. Çok iyi incelemeli ailesini, annesine davranışını. Bir erkek annesine nasıl davranıyorsa Tabii. eşine de öyle davranır. Şimdi bizde bir yanlış bilgi var toplumda. Gelin hemen diyor ki, "Aa kocam annesine çok iyi davranıyor. Nasıl yapacağım ben?" Annesine iyi davranan erkek eşine de iyi davranır. Tabii. Bakacaksınız aile ilişkilerine, paylaşımına. Adam bir tane kola aldı geldi sana da sordu sen de içer misin hayatım? E adam Gaz iki içecek tane içecek diyoruz. İsmar özür diliyorum, özür diliyorum. Kahve değil bir şey tamam. içiyor. Adam Tabii. marketten gitti bir gitti, şey aldı. Bir şey aldı sana da sordu sen de yer misin içer misin e, İki tane alsaydın ya hani gelirken. Demek ki paylaşım duygusu olmayan bir insanı seçme hakkına sahip olmalı bir insan. Yani her şeyi atalara, her şeyi geçmişe, her şeyi diş etkenlere mal etmemeli. Ama ben çok seçtim, çok baktım, çok inceledim Aynur Hanım. Ama sonunda da böyle çıktı. Ne yapmalıyım? Ve bu bütün ilişkilerimde böyle devam ediyorsa o zaman demek ki yapılan dış bir etken vardır. Kök çakralarımızda bir sıkıntı vardır. Geçmişimizde bir vebal vardır. O zaman birbirlerine soracaklar efendim. Bir de bir şey söyleyeceğim. Buyurun. Annesini seven erkeği çok sevin ya. Evet gerçekten Vallahi öyle. Allah çok sevin. Gerçekten öyle Annesini ama bu böyledir. Annesini seven her erkek başınızın tacı olsun. Ama gerçekten böyledir. Bir erkek, bakın bir erkek eğer namus kavramı, paylaşım kavramı sorumluluk kavramı gerek annesi ve gerek kız kardeşi kim ise çünkü öyle yaratılmıştır yani kadın bir yerde erkeğe teslim edilmiştir bu sorumluluğu taşımayan bir beyefendi Bence zaten insan olamaz yani. Dolayısıyla bozuk karakterdi. Kayınvalidelerle birleşip dernek kuracağım. <laughs> benim, benim oğlum yok, beni dalın. alın. <laughs> vallah. Kayınvalidelerle birleşip dernek kuracağım. Gelinler kız basmanı. Beni bana. de beni dalın. Benim çok oğlum yok. yok. Benim Şimdi e, yine bir anne sormuş. Buyurun. Anneler başımın tacı çok eyvallah, seviyorum gerçekten. Eyvallah. Eyvallah. İstanbul'da yaşayan kızımın derdiyle dertleniyorum diyor. Gülnihan Hanım işleri biraz ters gidiyor evlenmekte de istiyor, ah. istemiyor demiş. Evlenmek istemiyor. Ne evet. yapmamız lazım bilmiyoruz. İşleri ters gidiyor. Peki. Bir de evlenmek istemiyor. Evlenmek istemiyor. Demek ki bunun. Ee, Hazır değilim. Geç, hayır geçmişinde yani talebelik yılları olabilir, daha sonraki yıllarda olabilir. Bir gönlü incitmiş olabilir, verdiği bir sözü yerine getirmemiş olabilir, kırık bir kalp arkada bırakmış olabilir, haksız yere bunun getirmiş olduğu bir vebal vardır, bunu ödeşiyordur Yahut da gerçekten. Anne ve babanın yapmış olduğu bir şey vardır. Bugün evlat o bedeli ödüyordur. Onun için de bir bilene sormalı. Bir bilen de yanımızda. <laughs> Artık onu söylemiyorum korkumdan. Bir bilen Aynur Akgün. Onu bir bilene, bir bilene sormalı. Bir bilene sormalı. Şimdi bu da çok enteresan. Buyurun. Babası annesiyle tanıştığından... Tanışmadan önce bir başka kadını sevmiş, çok sevmiş Aa, babası. İşte geldi yani... benim konu geçmiş karmalar geldi. Ha. Evet. <laughs> Ama diyor babamın sevdiği kadın bir başkasıyla evet. evlenmiş. Tamam. Ee, bense şu an birisini sevmeye korkuyorum ve çekiniyorum. Tamam. Bunun için ne yapmam gerekiyor? Tamam, baba travması yaşıyor. Demek baba genlerinden daha ağır. Yani kromozyonu bazıları anneden çok alır, bazıları babadan alır. Baba bunu anlatmış mı kızına acaba? Demek ki anlatmış. Ya da annesi anlattı bilmiyorum. Yani babadan besleniyorsa babanın yaşadığı o travmayı bu hissetmiştir. Eğer baba genleri ağırsa bu kızımızda. E, dolayısıyla kız mı erkek mi onu da bilemedik ama e, hangi evet, hangi evlatsa bu babanın yaşadığı travmayı yaşamamak için kendine bir stor yapmış, perde yapmış. Ben de aldatılacağım, ben de aşk acısı çekeceğim, benim sevdiğim de beni bırakıp gidecek. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Peki, Olamaz yani. Mesela e... göbek bağını kesebilir hemen babasıyla. Nasıl? Baya çok normal babamın yaptığı yani hani biz diyoruz ya ben annemin babamın atalarımın tamam sözleşme yaptık geldik biz bu dünyaya gelirken bir akit yaptık. Evet. Akit ne de dedik ki evet biz bunlarla mücadele edeceğiz bu imtihanları biz vereceğiz bizim bu kişisel gelişimimiz dedik ama buraya geldik korktuk. Şöyle yapalım bir virgül koyalım. Tamam hemen koydum. Geçmişle bağımızı, karmamızı kesebiliriz. Göbek evet, bağımızı evet, kesebiliriz. kesebiliriz. Canlı tabii. yayında yapalım bunu. Olur, bak benim bak. Çok önemli bir konuya geldik ya. Canlı yayında yapalım. <laughs> tabii. Tamam hay hay. ne yapacağız? Atamızı, dedemizi şimdi bileceğiz. Yani varlar. Evet, hayatlarımda varlar, kötü varlar, giden şeyler var. var. Evet. Tek tek bulmakta da zorlanabiliriz. Tabii. Herkes de Aynur Hanım'a gelemeyebilir. Evet. Canlı yayında göbek bağımızı keselim. O, harika. Nasıl yapacağız? Her Reklamdan zaman. sonra. Her zaman. Her zaman. Metafizik uzmanı Aynur Akgün dedi ki, Paranızın rızkı olmayabilir. İstediğiniz aşkı yakalayamamış olabilirsiniz. Evet. Tüm bunların nedeni köklerinize dayanıyor olabilir. Kesinlikle evet. Şimdi gelin o geçmişle, geçmiş karmamızla köklerimizle bağımızı canlı yayında hiçbir daha bağlanmayacak şekilde koparalım. Size bakmaktan ekranda kendimi unutuyorum. Niye? O kadar çok seviyorum. Kalbim, çok teşekkür kalbim ederim. Kalbim seviyor sizi. Canımsınız. Şimdi ben her zaman danışanlarım bilir. Ee, her zaman da söylüyorum iki elim on parmağım var. Bütün olay bunlardan ibaret. Tabii ben bakarken başka boyuttan da bakıyorum. Tamam. O farklı bir şey. Ee, sağ elimizin şehadet parmağını alıyoruz. Üçüncü göz dediğimiz bu gözümüze dokunuyoruz. Sonra buradaki bıngıldağımız var. Hafıza hard diskimizi kaydeden. Kök çakra e, karın boşluğunun altındadır ama ben çalışırken ense kökünden çalışıyorum. Ve geçmişimiz kulak arkası ve bu noktalara titreşim yaparak... Şöyle mi? Evet, evet. Aynen öyle. Evet, aynen öyle. Evet, aynen öyle. Üçüncü göz. Ve eğer şayet ifadede zorlanıyorsak göğüs çakrası ve kalp çakrası. Şurası ifade çakrası. Evet, burası ifade çakrasıdır. Eğer burayı titreşim yayarsak kendimizi daha iyi ifade edebiliriz. Bir şey söyleyecek misiniz bunları yaparken? Tabii ki. Ne diyeceğiz? Şimdi bastırdığım, ifade edemediğim, yutkundu ve bu yutkunmak guatır yapıyor, miyom yapıyor. Tabii Asla canım yok. neler yapıyor? Onun için söyleyemediğim, ifade edemediğim, kendimi karşı tarafa anlatamadığım bu duygulardan arınmak için niyet ediyorum diyecek ve buraya titreşimler yayacak. Tabii bunu bir uzman yapınca buradaki şifreleri de söylemek lazım. Bunu ekranda söyleyemediğimiz için yine bir bilenin yapmasında fayda İyi var. Yine siz sormak isterseniz Anurak Güne her Instagram zaman, Instagram adresinden e, Zaman. cevaplarsanız da çok mutlu olurum kıymetlilerimi. Ama gerçekten hepiniz her hep tüm ekrana söylüyorum. Hiç kimse diyemez ki Aynur Hanım'ı aradım dönmedi. Yazdım cevap vermedi. Belki bir hafta sonra olmuş olabilir e, ama mutlaka dönecek. Bana yazın ben bir dahaki geldiğinde sorarım Sorum. kendisine Sorun. <laughs> evet vallahi <laughs> Çok tatlısınız. Çok teşekkür sorun. ediyorum. Ben teşekkür Allah ederim. Allah'ım beni anlamayanlar evet. varsa evet. anlaması dileğiyle. Evet. kesinlikle. Sevdiğimin kesinlikle. gönlünde yer evet. etmem dileğiyle. Tamam. Aferin. Ha, çok para gelmesi, gelmesi dileğiyle. dileğiyle. Başıma taçlandırmak sevgiyle, sevgiyle öpüyorum sizi. Bay bay. sene durabilirim. <laughs>